2017 yılında milli takımı yönetirken Terim'in Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Aydoğdu'nun mekanını basması ve orada yediği dayak günlerce konuşuldu. Buyurun sahibinin sesinden Selahattin Kebapçı Selo'nun dilinden dinleyelim. Dedim ki sana mı soracağım ben kimin yanına yarışacağım diye. Sen damadın geldi benim yanına açtı. Sonuçta burada bir çarşıya herkes kısmet diye. Beni tehdit etmeye başladı. Tehdit edince hocam beni tehdit etme. Dedik ki o zaman benim Çeşme'ye gelmem gerekir dedim. Ben de buyurun gel hocam dedim, bekliyorum. Hocam da uçağa atlıyor, geliyor. Geldi, böyle bir şov yaptı. Dükkana girerek, dükkanımı basarak geldi ama 2 dakikada arayla kaçtı. Yani kavgadaylık yapan adam, kavga etmeye gelen bir adam. Kaçar mı ya? Delikanlı adam kaçar mı ya? Ben bunu soruyorum. Yıllarca insanlara böyle yalandan bağırmayla, çağırmayla herkese gider yapmıştır. Ama bu sefer herhalde geçmişte insanların yaptığı haksızlık bunu bana denk getirdi. Bu insanların herhalde ahını aldığı için bana denk geldi. Yıllarca kimse yapamadığını herhalde ben geleni yaptım. Benden dayak yedi. Ondan sonra 2 dakika içine kaçtı. Kebapçı vukuatı ne ilk ne de sondu. Bundan tam 40 yıl önce 1977'de daha Galatasaray'da futbol oynarken pavyonda bir polisi bir emniyet müfettişini darp etmişti. Ve o emniyet müfettişi aynı zamanda Galatasaray Divan Kurulu üyesiydi. Bu darptan dolayı da ceza sabıkası bulunmaktadır. Gece hayatı Terim'in vazgeçilmezlerinin başında gelir. İstanbul'da daha genç bir futbolcuyken Müjde Ara aşık gibi tutkundu. Her programında en önde sahnede yer alır ve Müjde Ara'yı izlemeye gider mest olurdu. İşte o programlardan birinde bir müşteri Müjde Ara çiçek gönderdiği için, sadece çiçek gönderdiği için dışarıya çağırıp kafa göz girmişti. Sen nasıl Müjde'ye çiçek